Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Setup'ı kurduk. Bakın burada ne var. Nasıl seversiniz? Oh yeah. Ne yapıyoruz? Bugün abi motora bir egzoz al, abi motora bir egzoz al. Aklımı çeldiniz. Yoksa arenam almak istediğimden değil de siz aklımı çeldiniz yani. Akrapo işimizi aldık. Gelin montajını hep birlikte yapalım o zaman. Boom. Şimdi bu bizim şeylerimiz, gasketlerimiz. Ne deniyor bunlara? Conta. Egzoz contalarımız. Burada da egzozumuzun kendisi var. Burada header star ve tüp varmış. Kutu bana küçük geldi. Onur da bana mesaj attı. Abi dedi ya, o kutunun içinde hepsi mi var falan deyince. Onur izliyorsa buradan kendisine selamlar. Benim de bir aklım çelinmedi değil. Şimdi içeride takacağım egzozu. Niye? Hava gördüğünüz gibi ne olacağı hiç belli değil. Akşam da oldu zaten. Dedim içeride biz bu işi hallederiz bir şekilde. O yüzden ışığımızı falan kurduk. Kameralarımızı kurduk. Bakalım egzozumuzu takabileceğiz mi? Şimdi hemen önce bir açalım. Şimdi egzozun modelini ben size söyleyeyim. Hemen soracaksınız. Abi orijinal mi? Abi Akrapovic mi? Vesaire. Size hemen söyleyeyim. Egzoz Akrapovic'in Yamaha RX için üretilmiş. Yani Yamaha R6 için üretilmiş. Racing Line modeli. İnternetten bakabilirsiniz. Bir de açabilirsek tabii. Oha. Abo. Bu da anlaşılıyor ki evet, egzozumuz fullmüş. Ulan Onur öyle deyince ben böyle bir telaşlandım, paniklendim ama gördün mü hacı bak. Allah, headers'ımız medders'ımız. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Ulan bunun içerisinden gasket falan çıkarsa var ya, contalar uyuz olurum ha. Contalara 40 dolar para verdim anasını satayım. Evet, conta monta çıkmadı. Buradan bir tüp mü bir şeyler var ama neyse. Hemen fazlalıklarımızı ne yapıyoruz abi? Dışarıya alıyoruz. Kamerayı şuraya koyayım. Veya doğru size çevireyim şöyle. Siz de burada benimle birlikte ürüne bakın. Şu vidalarımızı, ıvırımızı, zıvırımızı kenaraya atalım. Evet. Burada nasıl takıldığı ile alakalı bir kitapçık göndermişler bize. Sağ olsunlar. Bunu açarken çizmeyelim de egzozu. Genelde böyle olur ya. Ooo. Yalnız. Üf diyorum yani. Üf. Buradaki karbon detaya ben bayıldım şu an ya. Hemen bir kontrol edelim. Üzerinde bir saçmalık, salaklık, bozukluk falan var mı? Bir şey görünmüyor. Hemen bu kutumuzu da dışarıya alıyoruz. Şeyi, silencer'ı direkt burada. Takmamışlar bile hiç. Susturucusu. Silencer derken. Şu karbona ben bayıldım. Burada da header star'ımız var. Egzozumuz full. Full artı full. Şimdi hemen takmaya başlayalım. Ne yapacağımızı anlatayım. Önce egzozumuzu sökeceğiz. Egzozumuzu sökmek için bu kapağı çıkarmamız lazım. Sadece bu kapağı alacağız şuradaki korumayla birlikte. Egzozu sökeceğiz. Sonra depoyu kaldıracağız. Deponun altından egzap servo motorunun kablolarını sökeceğiz. Egzap servo motoru nedir abi falan dersiniz. Yamaha'ların şurada bir tane egzap sistemi var. İşte belli bir devri geçtikten sonra o egzap kapaklarını kaldırıyor ve motor çılgın gidiyor. Yani egzapı artık devre dışı bırakmış olacağız. O zaman granajları sökerek bu işe başlayalım. Uzun uğraşlar sonucu bir tane vida vardı orada, onu söktük. Olay nerede o vida? Şimdi şöyle iki tane plastik vida var. Bunu buradan çok sıkmaman lazım ki diş attırmasın. Sağ olsun bunu sıkan servisçi arkadaşlar, uzman arkadaşlar. Güzel sıkmışlar, diş attırmışlar. O yüzden o vida çıkmadı oradan, onu keserek çıkardım. Onun yenisini sipariş edeceğiz artık. Şimdi paneli buradan çıkaralım. Onu da çıkarabilirsek tabii. Şunun altında başka bir vidası var mı? Nasıl çıkıyor buradan? İş panelimizi alalım. Hadi bakayım, kırabiliyoruz mu bir yeri şimdi buradan sonra? Göreceğiz. Şimdi siptaya basalım da sağa sola oynamasın. Nihayet ya. Şu parçayı çekimli. Kayıtta mıyız? Yani nihayet şu parçayı uzun zamandan beri sökebildim yani. Kaç defa sökmeye uğraştım. Sökemedim. Orada uslu uslu dur. Arkadaş şunuydu ya. Şunu istiyorduk ya. Çok mu şey istedik yani. Şimdi egzoz vasfının kafasını sökeceğiz. Sertmiş. Kırmızı Loctite'ımız var burada tabi. Şu 3 kapağımızı alıyoruz. Evet, egzap dediğimiz yer burası. Şimdi bu egzapın kablolarını sökeceğiz. Diğer tarafını da işletiyoruz. Bu 1. Bu da 2 abi. Sonra şurada bir allanımız daha var, onu da gevşetiyoruz. Nihayet gevşeyebildi. Sonra ne yapıyoruz? Bir büyüğümüze danışıyoruz. Şöyle hüp, bunu da buradan alıyoruz. Şimdi egzozumuzu buradan hafifçe
Evet. Bu ağırlıktan kurtulmuş olduk. Şöyle bir geriye çıkalım. Oha! İkisinin arasında bayağı ağırlık farkı var. Böylece diğer egzozu da kirli ellerimize tutmuş olduk. Bu da çok güzel bir davranış değildi. Şimdi burada bir adet oksijen sensörümüz var. Bunu söker mi? Ups! Bak boru yöntemi işe yaradı abi ya. Her zaman kurtarıcı ya. Gördüğünüz gibi oksijen sensörümüzle egzoz kablolarımız çıktı. Next step, şimdi bu şeyi kaldıracağız. Headers'ı sökeceğiz oradan. Sonra yeni egzozumuzu ufaktan koymaya başlayabiliriz. Tabii önce şunu açıp şu kabloları çıkarmam lazım. Önce bir egzozu sökelim, ondan sonra diğerlerini de yapalım. Onun için de bundan yardım alıyoruz. Şöyle tutsun yeter. Bura geldi mi? Bura geldi. Evet. Eşek ölüsü egzozumuz. Geldi. Şimdi şuradaki braketi söktüm ki oradan egzapa giden kabloları çıkarabiliriz. Çıkarabilmek için. O zaman 8 milimle açarız kardeş. Egzap kablosunu da çıkardık oradan. Ondan sonra yukarıdan çüp diye çekeceğiz onları. Başka ne kaldı? Bunu geri yerine takmaya gerek var mı acaba? Diyeceğim bunu artık bu bir şeyi tutmuyor. O yüzden onu yerine takmaya gerek. Ya takayım dursun yerinde ya. Ya da salla bir işe yaramıyor. Niye dursun ki? Şimdi bunu da taktık. Egzapı çıkaracağız oradan. Egzozu takalım mı ufaktan? Önce bir ellerimi yıkamam lazım. Yoksa egzoz leş olur. Gel hadi egzapı da çıkaralım. Bir daha ondan sonra hiçbir şeyle uğraşmayalım. Evet, egzabı söktük. Egzabı biraz zor söktüm. Şurada bir tane vidayı yalama ettiğim için depoyu kaldıramadım. Depoyu buradan kaldırdım. Depoyu buradan kaldırıp yapmaya çalıştım. O da olduğu kadar artık. Neyse, egzabın kabloları burada. Artık egzabımız çalışmıyor. Onu söktük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir o vidayı yalama ettim. Bir tane de şurada bir tane video serbest takarken şey yapmamış. Yani iyi sıkmış. Sıktığı için de vida yalamamış. O vidayı da keserek çıkardım. Şu anki kayıplarımız bunlar. Şimdi gasketleri takacağız. Yani o ne diyorlar ona? Gasket. Conta. Contaları takacağız. Egzoz başlarını takacağım. Vidalarını takacağım şimdilik. Öyle başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım daha ne kadar kayıp vereceğiz. Artık hava filtresini takamayacağız. Neyse onu servise götürüp o yalama vidayı açtırmam lazım. Durum bu. Devam. Ellerimi yıkadım ki yeni egzoz yağ olmasın. Öyle iz kalmasın diye. Parçalarımızı şöyle alalım. Allah, bu kadar da dağınık çalışılmaz ki arkadaş. Ne diyor şimdi ilk aşama olarak? Aşağısı böyle görünüyor. Aşağının işi bitti. Şimdi egzozu monte edeceğiz. Oranın işi bitti. Şimdi bir sonraki adama geçelim. Geçebilirsek. Egzozları birleştireceğiz. 6 defa diyor. 6 tane şey varmış. Bunları nasıl birleştireceğiz şimdi? Buradan birleştireceğiz. Sonra şu aralarına anti sayı sürelim de. Dostlar, egzozu tamamladık. Dün beni birkaç bir şey bayağı uğraştırdığı için çekemedim. Yani daha doğrusu videonun kaydı dolmuş. Şu egzozu takma kısmı olmadı. Videonun sonu yok yani. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi garajımızı toplayalım, temizleyelim. Ondan sonra motorumuzu çalıştıralım. Let's go! Bittiğine göre aslanımızı çalıştıralım değil mi? Verelim bir ayara bakalım nasıl. Motorumuzu dışarıya alalım. Bakalım sesi nasıl çıkıyor. Açık havada. Demin Instagram'dan story paylaştım. Ama bir videoda ekleyelim bir şeyler. Gel motorumuzu dışarıya alalım şimdi. Thank you.
egzoz videosu böyleydi. Gördünüz, dinlediniz. Alta yorum bırakın. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Değer mi, değmez mi? O zaman beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.